Zaman hayır olsun GRT kanalında haberler. Studiyada çalışır Tatyana Stavilova. Elikten baş temalar. Daha çorbacılığın uzmanları danışırlar çiftçilere sürmesinler yolları dahil onların kırların sınırında. Moldova Çiftçilik Ministrosu Vladimir Bolya iş vizitinden geldi Gagauzya'ya. Çiftçiler bu oday bereketini toplamaya başarırlar. Moldova'da çiftçi palatalarını kuracaklar. Bu suyu kanun projektini hükümet artık imzaladı. Parlament bu kanunu kabul ederse devlette 1 milli 10 regional çiftçi palataları kurulacak. Onlar Hınçeşti, Floreşti, Yediniz, Argeyev, Ungen, Kagul, hem Kavuşanı dolaylarında, Kişinev, hem Belsi kasabalarında, hem Gagauz avtonomiyasında olacaklar. Bu palatalar kurulduktan sonra çiftçilerin olacak olukları ta genişten kendi haklarını koruma, büyüdülen malarını birlikte satma hem başka soruşları çözme. Kanun projektini çiftçilik palataların kurması hem onların iş sırası için Moldova'nın Çiftçilik Ministerliği USAID kurumunun yardımından hazırladı. Devlette 1 milli, 10'da regional çiftçilik palatası olacak. Var olan problemaları daha kolay çözmediğini, çiftçilik uğrunu ilerletmediğini, agrariler kuvvetlerini birleştirsinler lazım, söylediler kanun projektinin kurucuları. USAID kurumunun temsilcisi Inna Butuchil açık. Açıkladı hani çiftçiler kararlarını kendileri kabul edecekler. Devlet hem ministerlikte bu işe katılmayacak. Çiftçilik palatalarını kendileri agrariler kuracaklar. Onlar da kararlarını kabul edecekler. Onlar kendi niyetlerini ilerletebilecekler. Kendi haklarını koruyabilecekler. Hepsi çiftçilerin adından ministerliğe, hükümete danışabilecekler. Inna Butuchil açıkladı hani her bir çiftçilik palatasının kendi öndürücülüğü olacak. Hem kendine saati olacak, kendi bütçesi de. Palataların azaları kendileri belli edecekler niye soy hem nereye paraları harcama. Palataların nasaatçıları 4 yıla seçilecekler. Kanunda yazılı kurallara göre. Çiftçilik Ministerliğin başı Vladimir Bolya söyledi, yani çiftçilik palatalarını kurduktan sonra ministerliğin hem agrarilerin aralarında sıkı bağlantılar olacaklar. Çünkü bu takım agrariler daha kolay kendi problemalarını kuvvetlere işittirebilecekler. Biz isteriz ki hepsi çiftçiler yardımı kabul etsinler. Kim 10 hektar, kim 500 hektar, kim 1000 hektar toprak işler, hepsinin var hakkı yardım kabul etme, subsidiye kabul etme, hem de grant projektlerine katılma. Çiftçilik palatasına var nasıl katılsınlar, may hepsi çiftçiler. Bunun için çiftçi en az 2 hektar toprak işlesin lazım. Bu azalara devlet bütçesinden para ödenecek. Agrarilere de bu palataların sayısında olmadığını para ödemeye sıra gelecek. Ama hesaba alınacak ne türlü işi yapıyorlar agrariler, ne büyüdürler, ne kadar para yılda kazanırlar. Buna göre de ödekleri belli olacak. Ministerliğin başı Vladimir Bolya söyledi, yani çiftçilik sektorunu bu zor durumdan kurtarmak için kuvvetlerini birleştirsinler lazım. Başka türlü başarılı olamayacağız, çizgiledi ministro. Sadece siz kendiniz problemlarınızı pekisleyebilirsiniz. Bunları bize anladığınız lazım. Da biz birlikte Avrupa Birliği'ne danışalım. Da onların finans yardımı her birinize yetişsin. Gagauzya'nın halk topluluğun çiftçilik soruşlarında komisyasının başı Valeri Manastırlı çizgiledi, yani avtonomiyanın agrarileri hazır olacaklar katılma palatalara, eğer görersalar onların faydasını. Если эти сельскохозяйственные палаты будут работать на благо. Eğer bu çiftçilik palataları faydalı olarsalar, elbet ki biz kayıl olacağız buna. Biz isteyiriz ki çiftçilik ilerlesin. Biz isteyiriz görme, hani durum iyi tarafa doğru değişilir. Biz isteyiriz her birinden işleme, büyüdülen bereketimizi satma. Ko hem Rusya devletine, hem Ukrayna'ya, hem başka devletlere mallarımızı satma kolaylığımız olsun. O zaman da iş gidecek. Лучшую цену нам. Вот тогда мы сможем как-то устоять и продвигать сельское хозяйство. Gagauzya'nın çiftçisi Ivan Mardar geçenlerde aşırı devletlerde bulundu. Nerede bu soy çiftçilik palatalarını artık çok yıl kullanırlar. Onun bakışına göre onların faydası var.
Если мы будем объединенные, например, как говорят, три района вместе. Eğer biz kuvvetimizi birleştirersek, üç dolay nice plana koyuldu, bize daha kolay olacak. Kendiniz bilirsiniz nice zor tek başına problemaları çözme. Ya bir şeycik başa çıkaramayırsın ya da kalan işlerini bırakıp sadece dokumentlerle kabinetten kabinete kaçınırsın. Burada ise bizim temsilcimiz olacak. O da bizim adımızdan hepsi kurumlarda laf edecek. Moldova Çiftçilik Palataları için kanun projektini hükümet parlamente verecek. Burada deputatlar onu iki okumakta kabul etsinler lazım. Valentina Çoban, Grigori Stavilov, Maria Kazako, GRT haberler. Автономияның чорбачылары бу дайын ilk группасыны топлама башарырлар. Бу ел 20 гектар ер кураклыктан зарарланды. Bizim çekim группамыз болунду Чадыр Дулайында да үйренди берекетин калитесине. Cisülenler anılmış türlü işte, tine bulun arkana başakta oturma soğukta. Öyle bizim agraryalar da bakmadan 35 gradus sıcak kırda savaşırlar kayıpsız toplama bereketi. Cisüler çiçir çorbacılığın uzmanları bugünkü yeni teknikada toplamak prosesi oldu ta konfort. İşlem çok yıl ama burada fevralden tarih işledim 2 yıl son bıraktım gittim başka yere. Kazanca son geldim yine teşhin fevralde yine geldim işe. İş yokunca kolay olsun. Kırda tembole. Böyle sıcakta da bereket de yok. Bu ne var on savaş es toplama? Slabıcı. Yok ne kalem yesin o kayır mı? Böyle savunmayın da kançanı işleyiz. Biraz sıcak değil. Çiftçi çorbacılığın başı seviyeli yabancı Süleyman'ın bu yıl durum pek kötü. Çünkü beklenen bereketi kırlardan toplamadılar. Şimdiki vakit başarırlar yıl grupanın bereketin toplamasını şimdiden ambarlara koydular. Gorohu, buğdayı hem güzlük arpasını. İki günün içinde savaşıcıklar başarma alma kırdan ilk yaz arpasını. Umrali, praktiski imeymiş ona 2 dne zakançımsı uborku. Вчера даже начали лен убирать, но 2 güne daha var toplama bereketi. Dün çekettik toplama keteni ama da nem o bekleyeceğiz daha bir hafta. Yıl değil peki çok problema beklerler de. Bir aydan sonra kreditler bilmiyorum ne yapacağız. Biz bin topları sikini çıkar 2 tonda 2 ton 300 kilodan. Tvardice'da verdi 3 ton. Tomay'da kaldı 7 hektar yekin toplama. Çıkar 2 tondan zide. Güzlük arpası verdi 2 ton. Bu kır da ilk yaz arpası verir 2-2,5 değil daha çok. Этот поле еще имеет 30. Я думаю, что тоже 2,2-2,5 больше не даст. Toplamın olmuş bereket gider ambarlara çünkü traderlar verirler pek küçük payı. Angısı kaplamır koyulmuş harcamakları. Böyle ileri doğru giderse de çiftçilik bölümünde varınca olsun büyük problemalar söyler agrari. Primenin scenek что делать? Это будет беда. Bugünkü pahalar bu olacak değil iyi durum çiftçilik bölümüne dini. İsteyirler 3 ile 2 için 2,5 arpaya. Bu pah pek küçük sadece 2,5 bin vereceğiz kvotaya. Bize kalır 2,5 bin harçlara. Biz pek kötü durumda bulunuyoruz. Çiftçilik uzman laflarına göre yerde yok lazım ne nemlik. Onun için onun kurumu geçti yeni no-till teknolojisine. Ki koruma nemliği yerde. O hep öyle sayır hani değiştirmediğini bu uğurda durumu lazım yıkmaya daha çok da. Dağların dikmesi bu pek iyi. Bu yıl gösterir nerede vardı da da yağdı kar 30 metre dağdan büyümler daha iyi. Lazım dağları yeniden dikme. Suyu toplamak basenyaları değil faydalı. Çünkü bitki yıllar pek az kar yağı hem yağmur. Yok ne toplama. Erlen bu yakınlarda yağmasıydı yağmur, o zaman kötü durum olacak bereketin ikinci grupasında da. Çünkü papşoy hem semiçka başlarlar kuruma. Dinada kanser Aleksandr Glekov, Alexey Gerçi Gerte haberler. Gagauzi'nin daha sıralarını lazım koruma. Onlar devletin ekologiya durumunu da iyi yapma yardım ederler. Temi ileride der bizim korespondentimiz.
Da miraların azalması yıldan kaharladır dilsadi da çorbacılıkların çalışanlarını hem avtonomiyan kuvvetlerini ama sıradaki Gagauzian yaşayanlarını da. Birisi onlardan danıştı GRT efirinde Çiftçi Bakanlığın başına Sergeye İbrişim'e soruşlan. Niçin da miraların hem de çiftçi kırların aralarında da kodeksin normaları bakılmırlar da agraryalar sürerler bu yerleri almarak hesaba kanunu. От края леса, от крайнего дерева, скажем так, от дальнего крайнего дерева отсчитывается 6 метров. Это лесной кодекс, это не я придумал. Значит, 6 метров, дальше уже идет... Да, кенарындан лазым олсун 6 метра, неден сура йол лазым олсун. Бу дил бенеместиме. Бүнкү гүне биз каршы келериз бөлө проблемала начанчевчилер бу йолларды да сүрерлер, яклашып да кенарына. Бурада ишинде экилейди буудай, ама экер сайдылар семечка я да башка. Kabüvleri hepsini biz lazımdı bütünden yok edelim. İsterseydik bunu yapmayı istemerseydik bu kurallara göre yapılır. Bu kanuna göre lazım olsun. Benden değil, böyle kanunlar var. Растоптать это все полностью. Хотя хотим мы этого или нет, но нам пришлось бы этого. То есть есть определенные правила. Это предусмотрено и законом. Это не чисто моя прерогатива. Это, знаете, вот такие правила. Это очень большая проблема. К сожалению, у нас лесополосы не делимитированы. Bu pek büyük problema. Dağ sıraları bizde hiç belli edilmedi, hem kartada gösterilmedi. Onlar kadastır kurumunda belli edilmediler. Bu sebepten çiftçiler yapırlar ne istiyorlar. Kanuna göre yok kolaylıklarımız onları cezalama. Önce lazım belli etme sınırları. Kanuna göre buna 6 metre verilir. Ama kanuna göre bir şey burada yapılmıyor. Niçin böyle oldu bilmiyorum. Bu PMINT programasının beterine yapılmadı. Программы ПМНТ или как, то есть непонятно. Bu kurer helbetki zorlukları da çorbacılığın işçilerine de angıları giremirler dağlara ki yapmak indi işlerini. Sergey Brishin bu soruşa cevap verdi. Все это дорого стоит. Демилитация пастбища и лесополос. Я хочу еще сказать, что примары должны быть тоже заинтересованы в этом. Хирде лазым олсунлар йоллар, варчерлар бу девлет да фонду, ама бу кыр бизим да фондун сынырына якын. Бу изря бурада 1 метр сол я да са тарафына ама йол лазым олсун. Ону йокунча сүрмәйге бурада йок насыл нашесекме. Но условия вступления в Евросоюз Молдовы, одно из условий четко было сказано, что пока не делимитируете все земли, пастбища, лесополосы, все остальное, мы вас не возьмем. Должен быть всегда подъезд к данному участку. В любом случае. Да, есть овражная зона, есть это уже, которая именно, допустим, Гослесфонд. Сынырларын белли этмеси пек паалы, буна чок пара лазым. Бизим примарларымыз алатламырлар буну япма. Белерлар ани бу дил илин иш. Оннар истемирлар чифчилярлын кавга этмя. Вот примерно в этом районе, может быть, на метр, может быть, прямее к лесу. Вот здесь, если прорубить, вот здесь практически должна быть дорога. Она не должна ни пропахиваться, ни культивироваться, ни засеиваться. Девлетин кувитлере, компания сынырларында, да, екмесінде, не етлерлер, он елінчінде, дикмя 145 бин гектарда. Katowskaya köyü iyul ayın 12'sinde kendi 100. yıl dönümünü nişanlar. Yurtu başladı liturgiyadan, angısı köyük lisesinde geçti. Bundan sonra yaşamak yerinde bir sıra olay geçti. Daha genişten sujetimizde. Katowskaya köyü kuruldu 1924 yılda Ayas Petri'nin hem Pavli'nin gününde. 100. yıl dönümü yaşayanlar nişanladılar barabar kuvvetlerin temsilcilerinin hem musafirlerle. Günü bizim köyün kramı Petr Pavlin günü. Hem de köy olar 100 yıl önce kuruldu. İslahik oldu, sağlık oldu, cenk olmadı, mir, hepsi ise Allah'a söyledi, daha doğrusu da olsun da içine gençler benim yaşıma geçsinler. De büyüğüne stoletiye hem de bizim köyün de kurbanı, kram sela. Da pek davulunu biz hani saydılar, bize de geldiler. Благодарен hepsine, и вам спасибо, hani çıkarırsınız. Hem sağlık versin, mir olsun cüne de. Mir, mir olsun. Cenk olmasın. Allah da yağmur versin ardımıza. Da bereket olsun.
Sabalinki yurtulu liturgiyadan sonra yerindeki eklesi de yaşayanlar toplandılar ayızlama, çısovni, angısı nişanır uzun istoriyayı hem yaşayanların ruhu berliğine. Gagauzya hal topluşun deputatı Nikolay Ormanjı urguladı bu yurtunun önümlesini. Niçinki o yardım eder koruma, kultura varlığını yaşamak punktta. Ben isteyim kutlama bizim köylüle büyün. Bizim köye olduğu 100 yaş. Dua etme onlara sağlık, bereket, mir olsun bizde köyde doğusun çok uşak, evlensinler, yaşasınlar kısmetli, olsun bereket de sevinme bu. Yaşamakta. Köyün başı Georgi Palik şükür etti yaşayanları yaşamak punktun ilerlemesinde hem tutturmasında pay almak için. Büyüm bizim köyde bir büyük örtü. Büyüm bizim köyün kurbanı. Hem de büyüm bu yıl bizim köyü olar 100 yıl nece çeketti bizim köyü yaşama. İsterim kutlama bizim insanları bu büyük örtüyle dua etme hepsine sağlık, bereket, anlaşmak bizimki ilerlesin, büyüsün, olsun işitilsin çok uşak sesi. Bu köyde zeydelişsin insan ve görme güzel yıl yıldan nice bizimki büyür, uzaklayır, güzelleşir. Köy için önemli olay oldu bugün de ki temsil edildi tipardan çıkarılmış Kiyat Adalı Yaşamak punktunun historiasını. Bizim için gerçekten çok büyük bir hodulluk. Bugün yapma prezentasyonu bu güzel kağıdın angısı Adalı 100 yılına nasıl kuruldu Kırlanlar Köyü. Ben şükrediyorum Ormancı Nikolay Nikolayevici, onun ideyası. Pek isterdi köyün historiası olsun kağıtta hem de gösterime o insanları angıları vardı kurucu olarak köyün hem de o insanlar angıları popüler yaparlar bu köyü. Elbet bu pek güzel bir iş. Ben şükrediyorum benim kolegalarımı Stepan Stepanç Bulgar'ı hem Svetlana Yakovlevna Romanova'yı köyün müzey çalışanı hem araştırıcısı hangisi onlarla bile yaptı bu güzel bir monografi hangisini ben tutarım elimde. Büyük bir koduluk, bu büyük bir iş. Ben düşünüyorum hani bu kağıt açacak bir çok farklı güzel sayfaları historian, anası kuruldu Kırlanlar Köyü, niye suyu vardı etaplar, onun yaşamasında hem nice geçti bu 100 yıl. Finans yardımı alındı Gagauz fondundan, kurtarma fondundan. Angısını ben şükrediyorum başkanımızı hem de halk topluşu. Hani kayılığını gösterdiler bu kağıt çıktı. 300 egzemplar hem de renkli formatında çok güzel bir kağıt. Angısı dağıtılacak köyde hem de başka da bibliotekalara ki olsun güzel bir informatif bir iş. Hepsi bilsinler bu historiyi, bu güzel köyü. Kiyeden hazırlanmasında pay aldılar avtorlar Stepan Bulgar, Ivan Duşkov, hem Svetlana Romanova. Biz Stepan Stepanovic'le 3 hafta işledik. Materyallarla angısını bize verdi Ivan Duşkov. Biz onun materyallarını koyduk sırayınca lazım istoryada. Hem işledik arşivde de, internette çok, primeriyada da danıştık ki bize yetişmirdi faktolojik materyal hem patretler da bize koydular bir üleniyet hani kağıt lazım hazır olsun bugünkü güne de hem biz kutlar so yaşayanları onlar lazım bilsin de kendi historiasında okusunda bu kağıtta. Bu olaylardan kare yurtulu programına göre saat 19'da akşamleyin konsert var. Gagauz hem Moldovan artistleri insana hoşlu keyfi başlasınlar dini yurtulu kurban gününde. Haberlerin sonunda hava durumu. Gagauzya'da beklenilir açık hava, rüzgar 1-6 metre sekunda esecek. Hava temperaturası Sukumrat'ta gündüz kuracak 37 gradı sıcak, gece 22 gradı sıcak olacak. Çadırda gündüz 37 gradı sıcak, gece 20 gradı sıfırdan yukarı. Valkanyaş kasabasında gündüz 37 gradı sıcak, gece 22 gradı sıcak olacak.
Siz seyrettiniz haberleri GRT kanalında. Seyredin hem okuyun bizi GRT'nin de sayfasında, YouTube'da, Facebook'ta, Telegram kanalında hem başka sosyal sızıntılarında. Kalın bizimle iyi dinlenme günleri size.